Arkadaşlar, herkese Almanya'dan, Berlin'den selamlar. Bugün yanımda Giray kardeşimiz var. Bize tecrübelerini paylaşacak. Kanala geldiğin için tekrar teşekkürler Giray'cığım. Kendisi burada Darmstadt'ta yüksek lisans yapıyor. Bu arada videonun başında direkt size söyleyeyim arkadaşlar. Giray kardeşimizle birkaç tane bu serinin devamını çekeceğiz. Hani devam sorularınız olursa sürekli bana Instagram'dan yazabilirsiniz, YouTube'dan da yazabilirsiniz. Giray ile anlaştık. Söz değil mi Giray? Yani devamı Sözde. gelecek. Geldi. Tamam. Evet, bayağı soru var çünkü. Hani sadece Almanca ile mi yapılıyor yüksek lisans Almanya'da, sadece İngilizce ile mi, puan ortalamaları, hani gelir gider, bu bloke hesap falan, birçok şeye değineceğiz ama bugün belli başlı konuları Giray kendisi seçecek. Giraycığım, tekrar hoş geldin demek istiyorum sana. Merhaba Çağlar. Teşekkür ederim. Şimdi sen kendin buraya gelirken neleri hazırladın? Başvuru şartları nedir yüksek lisans için? Ne okudun Türkiye'de? Detayları arkadaşlara kendin istediğin gibi aktarabilirsin. Tamamdır. Abi ben Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2019 mezunuyum. Okuduktan sonra 3 ay sonra zaten diğer dönem başlarken Darmstadt Teknik Üniversitesi'ne geldim. Buradaki programım Bilgi ve Haberleşme Mühendisliği. İngilizcesi Information Communication Engineer diye geçiyor. Program İngilizce dediğim gibi. Şimdi ben buraya gelirken bayağı bir süreçten geçtim. 2 senelik bir süreçten geçtim. Hani bu plan olsun, gelme aşaması olsun. Bunlardan bahsedeceğim kısaca. Süper. Öncelikle ben ya bu işe girmeden önce iki sene önce başladım ben hani ne yapabilirim, ne edebilirim falan diye. İlk başta amacım ben kendim ne yapmak istediğimi bilmek. Yani herkese de bunu öneriyorum kendim olarak. Çünkü iş mi istiyorum, yurt içi yurt dışı olur. Yoksa yurt dışına ben ne olursa olsun kapağımı atayım modundasın. Bunlar çok önemli yani. Nasıl bir şey istiyorsun sen? Önce bunu bulmak gerekiyor. Ben kendimde bu genel olarak hepsinden biraz olduğunu fark ettim ve dedim ki bir Almanya'yı deneyeyim. Almanya nasıl olur? Bunun için de geçen yaz kız arkadaşımla beraber Berlin'de bir dil kursuna geldik bir aylığına. Ya buradaki amaç bir ayda Almanca öğrenmek değil tabii ki. Amaç burada bir ay buradaki öğrenci olmak nasıl? Yani biz buraya ayak uydurabiliyor muyuz? Nasıl bir sistem var burada? Ne yenir, ne içilir, insanlar nasıl, eğitim sistemi nasıl? Bunu görmekti amaç. Yani bir ay daha Çok Almanca güzel bir fikir. Çok, ben bunu öğrenmek. tavsiye ediyorum. Bir ay bittikten sonra işte döndüm Türkiye'ye falan. Artık şey aşamasına geçtim. Hani ben Almanya'da yaşamak istiyorum, okumak istiyorum. Nerelere başvurmam gerekiyor? Hangi programları istiyorum? Şimdi bunun için de uzun bir süre araştırma gerekiyor. Bunun için kendime şöyle bir yol hazırladım. Bir Excel tablosu hazırladım kendime. Çok basit bir Excel tablosu. Her üniversite için şunları doldurdum. İşte başvurunun hangi siteden yapılacağı, başvurunun hangi yolla yapılacağı, başvuru tarihinin başlangıcı ve bitişi. Başlangıcı neden önemli olacağını söyleyeceğim birazdan. Daha sonra gerekli evraklar. Mesela referans mektubu gerekiyor mu? Motivasyon mektubu gerekiyor mu? İşte Almanca bilmek gerekiyor mu? GRE sınavı gerekiyor mu? Bizde ALES'e denk geliyor bu. Bunları listeledim. Tarihler, her şeyi hazırladım. Dolayısıyla bu benim şu işime yaradı. Yani baktığım zaman neyi ne zaman yapmam gerektiğini görüyordum. Hani böylece planım oldu. Yani öyle rastgele bir süreçten geçmiyorsun. Çok ciddi bir değişim bu. Daha sonra ben evrakları hazırlamaya başladım. Ama ondan önce şundan bahsetmek istiyorum. Başlangıç tarihinin önemine. Ben Darmstadt'ta okuyorum. O yüzden burada örnek vereceğim. Darmstadt 1 Ekim'de başlamıştı başvurularını almaya. Bir sonraki Eylül için. Eylül 15. Yani bir sene öncesinden başvuru almaya başladı. 1 Ekim'de. 1 Ekim'de. Yani şöyle mi? İki atıyorum rakamları. 2009, 2019'un Ekim'ini 2020'nin şeyi için biz tam Doğru, biz doğru. Okey. Genelde de international, yabancı öğrenciler için olan şeyde zaten önce başlayıp önce bitiyor ki bu vize prosedürleri olsun onlar halledilsin diye. Dolayısıyla ben işte 10-11 ay önce başladım. İşte Ekim ya da Kasım tam Kasım başı ya da öyle bir şeydi yani bayağı erkendi yani. Ben hemen ilk gün başvurdum abi. Daha sonra 3 haftada cevap geldi bana. İşte hani olumlu bir cevap geldi. Öyle olunca hani benim işim bayağı rahatladı şimdi. Çünkü şöyle düşün. En azından gideceğim bir yer garanti. Önümde bir süreç var. Hani herkes stresli zaten son sene ne yapacağım ne edeceğim bilmiyorum. Ben en azından gidebileceğim bir yer var. Hani o yüzden arkadaşlara şunu öneriyorum. Ne kadar erken başvurursanız o kadar erken cevap alırsınız. Mesela benim arkadaşım var. Aynı bölümdeyiz. Burada beraber geldik buraya. O böyle Aralık ortası, Ocak başı gibi başvurmuştu. Daha Mart, Nisan'da cevap geldi. Ve o süreç ne kadar stresli olduğunu hani siz düşünün. Yani orada olacak mı olmayacak mı tam işte son seneye denk geliyor. Bitirme projeleri falan filan. Hani bu olaylar arasında bunu
çözmek çok büyük sıkıntıydı yani. O yüzden ben arkadaşlar hemen önce başvururlarsa zaten başvuru sayısı da çok az olur ilk zamanlarda. O yüzden bunu öneriyorum. Bir de hemen çok kısa bir şey daha ekleyeceğim. Bu arada bir tek Darmstadt'a belgeleri postayla yolladım. Hani buna çok dikkat etsin arkadaşlar. Posta her zaman elektronik ortamda olmuyor. Bu posta için belli bir süre gerekebilir. Farklı firmalar farklı süreler söylüyor. İşte benim arkadaşım PTT ile yollamıştı. Hani orada birkaç sıkıntı çıktı falan. İşte ben başka firma kullandım. Hani bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. O yüzden Excel'e bu dediğim şeyleri yazılması gerekiyor. İşte kargoyla mı yollanacak? Mesela 2 gün kalmış. Sen o 2 günde kargo yollayamayabilirsin. Ama online olsa yaparsın. Mesela bunların ayrımının bilinmesi gerekiyor. Yani o tabloda her şeyin olması gerekiyor. Öyle. Şimdi ben kısaca başvuru evraklarından bahsetmek istiyorum. Hani genel hatlarıyla. Genel olarak dil yeterliliği tabii hani konuşulması gereken bir şey. Yani programa göre seçilebilir yani bu. Daha sonra referans mektubu. Genel olarak hani ben bu olaya başlarken şöyle bir mantık vardı. Hani referans almamız gerekiyor hocalardan. İşte ne yapmamız gerekiyor falan. İşte ben de baya başta stres oluyordum nasıl yapacağız bu işi diye. Daha sonra hani baktım ki sitelere gire gire okullara hepsi istemiyormuş yani. Sonra işte bir başka bir mantık da vardı. İşte iyi üniversiteler ister, kötü üniversiteler istemez gibi bir mantık vardı. Sonra baktım mesela Ahın abi. Ahın'da istemiyordu. Ben gayet başvurdum Ahın'a yani. Hani Ki Ahın mühendislik falan için iyi bir üniversite. Ahın çok iyi bir üniversite. Yani Münih Teknik, Ahın hani bunlar zaten Almanya'nın en iyi üniversitesi mühendislik açısından. Ahın istemiyordu mesela. Yani o yüzden en basit böyle bir örnek verebilirim. Hani öyle kötü üniversite, iyi üniversite ayrımı yapılmıyor burada. Motivasyon mektubu var abi, üçüncü bahsetmek istediğim şey. Bunda da şöyle bir olay var. Hani tabii ki her üniversiteye farklı motivasyon mektubu yazmak güzel bir şey olabilir ama gerek hani bu sürecin yoğunluğundan işte son sene olmasından kaynaklı olarak ben şöyle bir yol izlemiştim bunda. Bir tane bir genel bir hattıyla bir motivasyon mektubu yazdım. Daha sonra başvuracağım okula göre işte bazılarını değiştirdim. İşte hani Okulu değiştirdin, evet, adresleri okulu değiştirdim. değiştirdin. Hani mesela ufak tefek değişiklikler yaptım ki hani oraya adapte olsun diye. Tabii ki en baştan en mantıklısı ama hani ben çok biraz üşendim böyle şey yapmaya. Bu da bir seçenek yani. Hani öyle çok şey Peki değil. kaç tane yazdın aşağı yukarı? Kaç tane? Abi ben işte 3 tane yazdım. 3 okula motivasyon mektubu yolladım. Hepsi de aşağı yukarı aynıydı yani. Çünkü benim belirlediğim programlar birbirine yakın programlardı. Hani haberleşme mühendisliği bizim şeyin Bir de alt dalı. totalde kaç tane başvuru yaptın? Ben 5 tane üniversiteye başvurdum. Aslında benim listemde 20-25 üniversite vardı. 300'den 5 üniversiteye başvurdum. Ben zaten Kasım başı gibi Darmstadt'a başvurduğum zaman 3 hafta sonra cevap aldığımı söylemiştim. Darmstadt benim en çok gitmek istediğim üniversiteydi. Yani en iyi olduğu için değil, Aachen falan daha iyiydi ama en çok istediğim bölüm olarak hani buradaki olay çok önemliydi benim için. Yani Şu şey onu olarak. soracaktım aslında ama sen Tabii. anlatmaya başladın. Onu biraz daha aç çünkü genç arkadaşlar çok hani soruyorlar. Köln'de şu olur mu? Berlin'de şu olur mu? Biraz aç abi Darmstadt'ı niye seçtiğini. Daha önce seçme sebebim tam olarak aslında bölümden kaynaklı abi. Hani üniversitenin sıralaması gayet iyiydi. Hani bu bir kenara koyarsak bölüm olarak benim istediğim alana yöneliyordu. Yani o yüzden aslında bence arkadaşlar seçerken üniversiteyi aynı zamanda bölüme bakmaları lazım. Hatta en önemlisi bölüm. Çünkü Almanya'da zaten hani üniversitenin o kadar uçurum farkı yok Türkiye'deki gibi. Hani birisi çok iyi, birisi çok iyi. Tabii ki iyi üniversiteler hani biraz fark ediyor ama mesela Aachen'a gidip çok kötü de olabilirsin ya da Darmstadt'a gidip çok iyi de olabilirsin. Yani aradaki üniversitenin o sıralama farkı o kadar etkilemiyor. Önemli olan sen o master programına ne bekliyorsun yani yüksek lisans programından. Mesela ben derslere baktım mesela bu çok önemli. Derslere baktım ve ben ileride bu işi yapmak istiyor muyum bunu düşündüm yani genel olarak. Hani o dersleri aldım işte baktım işte neler gerekiyormuş. Bir de mesela önemlisi abi burada 6 ay staj zorunlu burada mesela Darmstadt'ta. Hiçbir Aa okulda diğer staj zorunlu görmedim. okey 6 onu ay bilmiyordum. staj zorunlu burada. Dolayısıyla hani okul stajı olduğu için de firmalar daha çok kabul ediyor. Dolayısıyla sen gönüllü staj yapmıyorsun. Zorunlu bir staj var ve bu ileride de burada kalmak isteyenler ise mesela iş imkanı olsun, bir şey olsun hem önünü açar hem tecrübe ediyor. Pozitif. Bu bölüm ve bu iş imkanı, staj imkanı benim için hani en önemli iki sebepti yani O açıkçası. zaman sen şehir olayını hiç düşünmedin. Hani nerede daha eğlenirim, Öyle. nerede daha... Yok, öyle düşünmedim. Tabii ki Berlin hani çok isterdim hani orada bir ay yaşadım hani Berlin'in yeri ayrı tabii. Ya da işte Almanya'nın farklı yerler olabilir ama Darmstadt küçük bir şehir yani 100 bin nüfus zaten küçük bir şehir ama üniversite şehir hani burası da güzel yani tabii ne beklediğine bağlı. Peki sen videonun pardon, eklemek istediğim bir şey varsa sen Yok devam yok sen söyle. et. Sen şey demiştin videonun başında. Onayı aldım. O onayı nasıl aldın? Arkadaşlara da bunu posta yoluyla mı alıyorsun? Sana ne yazıyorlar? Vize Şöyle abi. için ne kadar vakit veriyorlar?
O süreci de anlatayım hemen sana. Abi Hı. şimdi ben başvurdum. İşte yanlış hatırlamıyorsam işte Kasım sonu gibi ya da Ekim sonu cevap geldi bana. Cevap şöyle geldi. İşte işte Giray, başvurunuz alınmıştır. İşte seni kabul ediyoruz ama bir şartımız var şeklinde geldi. Yani o şart da şu. Temmuz 15'e kadar diplomanı göndereceksin. Hani ama tek şartları mezun olman. Yani not ortalaması işte şunu yapacağım, bunu yapacağım değil. Bana şunu dediler. Sen mezun ol. Mezun olduğun gün bize mezun oldum de ve belgeni yolla dediler. Bu sefer maille yani göndermene gerek yoktu. Ve tamam dediler işte. Yani hemen vizeye başvurabilirsin. Ben işte 15 Haziran gibi mezun oldum. Diplomamı aldım. Hı. Diploma töreninden çıktım. Scanledim. Hı Hemen hı. gönderdim. Sonra bir gün sonra vize için gerekli olan belgeyi gönderdiler. Hı Hani hı. benim böyle bir süreç geliyor. Yani tabii ki hemen mezun olmadığım için kabul gelmedi. Ama hani çok hafif şartlı kabul gibiydi yani. Ama tabii şey değil işte ortalama şunun altına düşecek işte aman şunu alman gerekiyor, bunu Onu yapman zaten ortalama gerekiyor. videosunda gireceğiz. Hı. İşte şey dedi bana, dediler sen bunu bitir gel buraya. Direkt cevapları buydu. Hani tek bir cümle. Konuştum oradaki bir benimle ilgilenen kişiyle. Dediler ki sen mezun olacaksın buraya geleceksin. Hani olay bu. Ben de o yüzden bıraktım şey başka üniversitelere başvurmayı. İstersen başvuru üniversitede söyleyeyim. Stuttgart Üniversitesi'ne başvurdum. Aachen'a başvurdum. İşte Darmstadt vardı. Bir de Hamburg Teknik Üniversitesi'ne başvurdum. Bir de İtalya'da bir üniversite vardı. O farklı bir olay. Böyle yani. Peki diğer üniversite diğer şehirleri de üniversite bölüm kalitesinden dolayı mı seçtin yine? Abi şöyle ben genel olarak bölüme baktığımı söylemiştim. Buradaki Hı. bölümlerde zaten benim haberleşme üzerine ben ağırlık vermek istiyordum kendimi. Öyle Hı. olunca bunlar buradaki bölümler ya genel bir master programı mesela Stuttgart'taki elektrik ve elektronik master programı diye geçiyordu. Daha bu sene açılmıştı. Ama Hı. mesela Darmstadt'taki daha özel haberleşme. Ama işte ikisine de aynı yere özelleşebiliyordun. Hani benim İşte amacım onu anlamak istedim yani. ha, Hani bölüm yani farklı. tabii ki şey mesela Aachen'da şey Stuttgart'taki mesela dediğim gibi haberleşme değildi yani. Hani genel bir programdı master programı. Yeni çıkmıştı. Daha bu sene çıkmıştı. İşte o yüzden orada baktım işte ne yapılır nedir. Orada da buna yönelebiliyordum. Ben yönelmek istediğim alanı nereden yapabilirim diye baktım aslında yani daha çok. Yani bölüm odaklı gittim yani ben okul ve şehir odaklı değildi yani Çağlar. Peki sana bir şey söyleyeyim. Şimdi yüksek lisansı yapma fikrinde olan gençler en zorlandığı nokta şu. Nasıl başlayacağım? Yani bunun ilk olayı ilk sen hangi belgeyi toparlamakla veya ilk önce sen okulları birebir aradın mı? Mail Abi mi attın? Nasıl? O ilk kararı hani başlamış mısın sen? şöyle ben hiçbir yeri aramadım. Hiçbir danışmanlık firmasıyla görüşmedim. Hı. Her şeyi hani ya babamla beraber o da bana yardım etti bayağı. Hani oturup beraber internet araştırdık. Nasıl yaptık bunu? Dağıldık. Yapılabiliyor yani değil mi? Abi cidden hani hiçbir tecrübemiz yoktu. Babamın da yoktu, benim de yoktu. Biz Abi de öyleydik. Biz de ben danışmanlık hemen şirketi falan değil. Hı. aynen ben sana söyleyeyim nasıl yapılması gerektiğini abi. Her üniversitenin kendi web sitesi var. Hep söylüyorum. Hepsinde her şey güzel açıklanmış. Evet. Her detayı. %95 Hı. %95'i de İngilizce. Anlamadın mı? Adamlara mail atıyorsun abi. Sana cevap veriyorlar. Ya da telefon numaraları var. Hani hemen arayabileceğin o an. Tabii hani Türkiye'de aramak zor olabilir de. Mail atarsan cevap veriyorlar. Hani. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Bir de bir site var abi. Dağıt. Dağıt.com. Hani bunu linki paylaşırsan. Orada sen kendisinin alanı, üniversiteye, şehre göre filtreleyebiliyorsun. Ve üniversite atıyorum mesela ben haberleşme yazıyorum mesela atıyorum. Ya da İngilizcesini yazıyorum işte nasıl isten. Dilini seçebiliyorsun. Nerede olsun seçebiliyorsun. Sana önerilerini veriyor sana orada. Hani bunu paylaşır zaten aşağıda. Daha sonra bir de şey var. Ama bu yetmez. Neden? Mesela Stuttgart demiştim sana. Bu sene girmiş. Bu sene açmış. Ve o Dağıt'ın sitesinde yok. Sorulara bakıyorum bu anda. Yani seni dinliyorum yani. Hı. Dağıt'ın sitesinde yok mesela Stuttgart. Bunu kendim buldum. Nasıl buldum? Mesela şey yapıyordum ben. Bu sıralama siteleri oluyor işte. Bu ranking siteleri işte. Ranking. Hı. İşte bunlardan ben üniversitelere bakıyordum işte. Giriyordum sitesine mesela. Ne varmış? İngilizce programlara tıklıyordum. Çünkü Almancam benim A1 A2 yani çok bir şey yok. Ondan sonra bakıyordum. Sonra zaten orada ya vardır ya yoktur. Orada yoksa zaten yoktur hani. Hani mesela atıyorum baktım ben Münih Tekniğe Almanca var sadece. Ne yapayım yok yani demek ki bitti orası. Kapatacağım orayı. Buldum mesela daha işte aa ne güzel hemen Excel'i açıyordum. Açıyorduk işte devamlı. İşte bu varmış işte ne zamanmış hemen bakalım bu dursun burada. Ne zaman toplanması gerekiyor belgeler. Hani bunları sistematik bir şekilde bir dosya tutarsanız eğer yani o süreç böyle başlıyor. Yani önce hangi üniversitelere başlıyorum, hangi bölümlere ne zaman başvurulması gerekiyor. Mesela bazen şey oluyor. Okul Haziran'da bitiyor mesela. Mayıs'ta arkadaşlar mesela geliyor biri diyor ki abi hani nereye başvuruyoruz?
Abi hani bir yıl geçti. Kaçtı Hani yani kaçtık bir aslında. şey. Yani öyle son bu iş bir ayda olacak bir şey değil. Yani ben dediğim gibi yani 1,5-2 sene planladık bunu yani planladım yani. Hani Doğru. tabii ki bu uzun bir süre olabilir bu. Belki daha Benim de kısa. öyleydi. Benim de öyle Yani olmuştu. öyle ama şey bir kesin hani öyle bir anda çıt diye olmadı. Yani ben bugün karar verdim. Yarın başvurdum. Ertesi gün cevap geldi. Öyle bir Peki sen iyi ki bunu sen lisansı Türkiye'de yaptın değil mi? lisansı Türkiye'de yaptım. Evet. Sen lisansın kaçıncı senesinde bu işleri başladın sen? Ya ben aslında lisansa girerken kafamda vardı yurt dışında okumak yani bu tecrübeyi edinmek. Daha sonra işte üniversite devam ederken, üniversite 3'e geçtiğimde okul zaten hani artık yarısını geçince dedim ki ne yapacağız ne edeceğiz hani bir artık işler ciddiye bindi. Bir stajlar falan oldu. İşte ben işte staj yapmıştım bir yerde. İşte ondan da tecrübelerim falan vardı hani farklı bir ülkede yapmıştım Son sonra. 2 senede falan sen bunu kovaladın o zaman. Ben, Son doğru mu 2 sene anladım? kovalama ve başvuru süreciyle geçti benim. Ama bu tabii ki şey olmuyor. Çağlar hani her gün oturup başına durmuyorum böyle. Atıyorum mesela haftanın pazar günü bir saat oturuyorum mesela. Ya da en basitinden arkadaşlar mesela çevrende varsa böyle çok iyi bir ağ oluşturabilirsin. Mesela biri diyor ki şu varmış bu varmış. Evet. Abi. Hani biz böyle bir ağ oluşturmuş arkadaşlarla. Hep aynı yere başladım. Yani hep bir tayfa olarak yani böyle buraya gidelim şuraya gidelim hani. Zaten burada da şu an 4-5 kişiyiz yani daha önce. Zaten şimdi yeni arkadaşlar da geliyor bizim Bilkent'ten. Ona Evet. bakalım. Şimdi burada ben geçen işte birilerinin doğum günü partisi falan vardı. Böyle herkes aynı üniversiteden aynı bölümü okuyanlar beraber gelmişler Berlin'e. Sizde de aynı muhabbet var mı? Abi Ama benim tesadüf yani. ev arkadaşım zaten beraber okudum arkadaşım. Hani beraber geldik. Yani. Bizim çok yakın arkadaşımız var. O da bizi okul bitince çalışmaya başlamıştı. Sonra ben onu ikna ettim buradayken. Şimdi başvurdu kabul aldı. O da geliyor şimdi Eylül'de buraya. Aa, zaten genelde şey oluyor böyle. Bizde de zamanında İzmir'den gelirken ilk böyle birkaç işte abimiz ablamız geldi. Onlar işte ya böyle başvuruluyor şöyle yapsanıza falan. Bir böyle 10-15 kişi daha geldi. Sonra hani bir sonraki jenerasyon 30-35 derken öyle artık herkes herkese. Vay jenerasyon Yani bu tabii hani şeyi biraz kötü etkiliyor. Hani Almanca konuşma falan filan ama başta da jenerasyon. çok ihtiyacın oluyor. Burada bir arkadaş çevren olması hani. Tabii ki her dakika onlarla vakit geçirmiyoruz ama sonuçta Ama hani destek oluyor ilk başta evet ya. yani buraya gelince en basitinden bir sıkıntın oluyor. Biriyle yardım ediyor. Hani böyle bir bağ olması güzel başta yani. Tabii ki olmazsa yapacak bir şey yok. Hani heves kırılmasın. Çünkü her zaman olmayabilir. Bizim biraz denk geldi şansımıza ama hani olmasa da yapılıyor yani. Hiçbir şey yapılmıyor değil yani. Hani öyle bir Peki Girel'cim bu en son şartlar için evraklarda falan eklemek istediğim bir şey var mı? abi Özellikle çok kısa birkaç şey ekleyeceğim hani çok uzatmadan. Abi transkripten bahsetmek istiyorum. Normalde mesela nasıl biliyordum mesela? Ben mesela üniversite transkripti yeter diye biliyordum. Ama benden daha önce mesela lise transkriptimi istedi. Lisede aldığım dersleri istedi. Yani ne almışsın falan diye. Gittim Aa, lise. onu benden de istediler ama 15 sene önce. Baya hani lise 1'de şunu şunu, lise İşte 2'de. bazı okullar ama sen lisansa gelmişsin abi dedim. Ben yüksek Evet. lisans. Yani ben Ha, evet yüzden doğru. yani lisans için normal ama yüksek lisans için biraz garip gelmişti bana. Her üniversite istemiyor. Daha önce de istemişti benden. Şimdi burada bir şey diyeceğim. Tabii ki Türkçe gelecek o belge sana. Milli Eğitim Bir de Bakanlığı. aklında olsun Giray. Eli vuruyorsun ya sürekli titriyor. Devam et sen. Rahat ol. İşte Nerede kaldık? Unutmadın değil mi? yok yok. Ya işte bu Pardon. belge Türkçe gelecek. Türkçe geliyor. Ben hemen Almanca çevirmiştim ben Almanya'ya başvuruyorum diye. Daha sonra fark ettim ki Almanca çevirmek hata oldu. Çünkü mesela Ha. atıyorum İspanya, İtalya'ya başvuracağım zaman elimde Almanca belge oldu benim. İngilizce olsaydı her yere İngilizcesini atabilecektin. Herkesin kullandığı dil İngilizce yani. Buna çevirmek gerekiyordu. Mesela bu yapılması gerekiyor. Ben o yüzden arkadaşlarıma bunu söylüyorum gelecek olanlar. Hani İngilizceye çevirtin, elinizde dursun. Çünkü Almanya çevirtirsen Almanya'da kalırsın. Ama İngilizce çevirtirsen her yer yani. Bu demek istediğim bir şey. Bir şey daha var. GRE'den bahsetmek istiyorum çok kısa. ALES'e denk geliyor. Üniversite bittikten sonra yüksek lisans için girilen sınav. Ben AAH'ın için girmiştim ama işte hani tek bir üniversite için girmiştim ama çok pahalı bir sınav. Hani hiç değmez bence bir üniversite için. Çok önermiyorum. Hani çok fazla üniversite istiyorsa GRE için bazen burslar için istiyorlar. Bunu ilk defa dinleyen biri için soralım. Hani zamanda Okan Bayülgen şey yapıyordu ya hani diyelim ki ben bilmiyorum şu an anlattığını. Bu ne sınavı abi? Yani Bu genç abi arkadaşlara. üniversite bitince Türkiye'de yüksek lisansa başlayabilmek için gerekli olan bir sınav. Üniversite sınavı gibi hani üniversite girmek için bu yüksek lisans için belli bir sınav yapılıyor Türkiye'de. Bunun Amerika versiyonu. Türkiye'de de bazı sınav yerleri var hani girmen gereken yani normal üniversite sınavı gibi. 5-6 saat İngilizce ve matematik bölümleri var. Buradan belli puan alman gerekiyor bazı üniversiteler için. Minimum puan. Yani bu AAH'ın da gerekiyordu benim Anladım. Bu için. sınav.
Ya bu olay bu yani abi. Hani bu sınava girilmesi gerekiyor mu? Buna bakılması gerekiyor. Ama ben çok önermiyorum. Hani çok çok pahalı bir sınav ve emek gerektiren bir sınav. Hani onun yerine başka yerlere yönelilebilir yani. Bir de son şunu deyip kapatayım. Online ya da mülakat geliyor bazen. Mesela örnek vereyim. Darmstadt'ta bana bir online sınav atmışlardı. 2 saatim vardı hani bunu çözmek. Ama her şey açık internet falan. Sen işte araştırıyorsun, buluyorsun daha önceki bilgilerinden. Hani bu sınavı yapıyorsun, sana bir sertifika geliyor. Bununla başvuruyorsun sen okula. Hani bu sınavı geçmen lazım. Başka bir yerde Erlangen'deki üniversitede mülakat yapıyorlar. Hoca seni arıyor mesela. Skype yapıyor. Diyor ki şunu biliyor musun, bunu bilmiyor musun? Hani böyle bazı şeyler olabilir. Buna da bakmak lazım. Bunu da işte dediğim gibi tekrar Excel tablosuna doldurmak gerekiyor ki sen ne beklediğini gör. Hani sonra bir anda nereden çıktı bu deme yani. Şey çok fazla oluyor. Daha geçen Türkiye'den birisiyle telefonlaştım. Bütün kağıtları götürmüş. Bir evrak yok. Oho, bir daha termin şey randevu alana kadar yani iş işten geçiyor. Bir sene Çok kaçırıyorlar. çok önemli. Hemen onunla ilgili ben de bir şey söyleyeyim. Benim Söyle. burada bir arkadaş var işte. O beraber geldiğimiz. O her şeyi göndermişti. Diplomanın bir şeyi eksikti sanırım. Tam hatırlamıyorum. Tamam dediler, kabul dediler adama. Sonra abi ertesi gün mü bir sonraki gün mail atmışlar red maili. Sebep de işte şu belge eksik. Her şeyin zamanı geçmiş falan. Daha sonra işte itiraz edildi. Bu süreçte Temmuz oldu, Ağustos oldu falan. O yüzden arkadaş ta Ekim sonuna doğru gelebildi. Yani çok geç geldi. Hani Stres ya, hiç gerekmiyor o yani hiç stresi gerek yok. yaşamak. İşte hani her şeyi kontrol edip öyle yollamak gerekiyor. Özellikle kağıt yollayacağın zaman. Darmstadt'ta Ve şöyle. önce yollasınlar. Ben hep öyle yapıyorum. Evet. Yani Hata varsa resmi aynen. Hata aynen. varsa sonra çözülür. Ama son dakika zaten çözülmüyor. Ya da çok sancılı oluyor. Yani hiç gerekmiyor böyle bir şey yani. Bir de Çünkü şey yapabiliyorsunuz. Yani diyelim ki son 20 gün var bitmesine. Sen bir şey yolladın ama eksik. O arada geri onlar dönüşüm yapıyor sana. Sen bir şey ekleyebiliyorsun en azından. Bir de o var yani, sadece zaman kazanma değil, kurtarıyorsun aslında sen. doğru. Peki Giray'cığım, eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yok abi teşekkür ederim Allah'a. Katıldığın için ben çok teşekkür ederim. Dediğim gibi arkadaşlar, Giray'la daha bunun bayağı bir serisini çekeceğiz. Ve size tecrübelerini paylaşacak. O zaman Giray'cığım, aradığın, yazdığın için, videoya da konuk olduğun için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel anlattın. Çok akıcı anlattın. Evet. İnşallah diğerlerinde görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Görüşürüz abi.